Günaydın. Günaydın. Tam saatinde geldin. Ne, 2 dakikalık yol, istesem de geç kalamam ki. Okulda kaçta olman gerekiyor? 1,5 saatim var. Bu nedir öyle? Kına çiçeği. Babanın mezarına dikmek istersin diye getirdim. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Bu 2-3 haftalık daha. Derler ki kına çiçeği bulunduğu yere iyilik getirir, kötülüklerden korur. Çok güzelmiş. Annem çok meraklıydı çiçeklere, bitkilere. Bir tane yaprağı düşse üzülür, ağlardı kadın. 15 yaşındayken kaybettim annemi. Sonra onun bu sevgisini devam ettireyim dedim. Sonra da alışkanlık oldu işte. Başın sağ olsun. Sağ ol. Kabul edersen aslında sana da bir çiçek getirmek isterim. İsterim tabii. Amcam öyle kaç yıl oldu teyze? 5 yıl oldu. Hmm, bayağı olmuş. Olmaz mı, zaman nasıl geçiyor? Geçiyor, hızlı geçiyor. Ya. Ne ara yakınlaştı bunlar böyle? Daha dur bakalım. Dün 1, bugün 2. 4 yıl oldu, ne yapsın çocuk? Bir ömür boyu yalnız kalmaz ki. Doğru diyorum vallahi. O da haklı. Babasının mezarına gelmişler, baksana. Kız karalar bağlamış. Hmm. Allah rahmet eylesin. Amin. Unutmuyorum. İlkokul 2. sınıfa gidiyordum. Bir gün okulun bahçesinde sinek yakalıyorum. Yakaladığım sinekleri de küçük bir ilaç şişem vardı, kahverengi. Onun içine dolduruyorum. Annemin çantama koyduğu reçelden de kapağın altına sürdüm. Aç kalmasınlar diye. Sıkı sıkı kapattım. Gizlice eve götürdüm şişeyi. Yatağımın başucuna koydum. Bütün gece izledim onları. Şişenin içinden gelen o kanat çırpma seslerini hala hatırlıyorum. Sabah uyandım, hemen şişeme koştum. Hiç hareket yok. Salladım şişeyi, canlandırmaya çalıştım onları. Başladım ağlamaya. İlk kez karşılaşıyorum çünkü ölümle. Kaptım şişeyi. Bahçeye çıktım.
bir yandan toprağa kazıyorum, bir yandan dua ediyorum. Ne olur canlansınlar, ne olur tekrar uçsunlar diye. Bir yandan yağmur yağıyor. Ağlaya ağlaya kazdım toprağı. Bir yerden bir gazete parçası buldum. Bütün sinekleri tek tek serdim gazetenin üstüne. Güzelce katladım. Gömdüm. Çocuk aklı işte, ertesi gün merak ettim. Gittim yine kazdım toprağı, çıkardım gazeteyi. Açtım. Hiçbiri yok. Hepsi gitmiş. Dualarım kabul oldu, canlandılar diye düşündüm. Çocukluğumun en mutlu anılarından biridir bu. Tüylerim ürperdi. Çok etkileyici bir hikayeymiş. İşte o sinekler, o küçücük sinekler bana hayat üzerine, ölüm üzerine bir şeyler anlattılar sanki. O günden beri ne bir sineğe, ne bir böceğe hiçbirine zarar veremem. Ne güzel, çocukluğunda bir mucize yaşamışsın. Önceleri ben de öyle düşünmüştüm. Daha sonra annemi kaybettiğim zaman da yine aynı şey olur zannettim. Dua edip mezarını sularsam belki canlanır diye düşündüm. Her gece annemin mezarına gidip gizli gizli su döktüm. Ama bir şey olmadı tabii. Kalkalım mı? Geç kalmayalım.